Почему именно вы пришли? Расскажи, что случилось. Ахыскалы приказал мне убить Палата Лемдера. С одним из его людей я установила связь. Я пыталась установить ловушку, но сама попала в их ловушку. Садись. Закрыли в камеру, и сколько дней я в ней пробыла, я не знаю. Sonra bir fırsatını buldum ve içeriye giren adamlardan birinin silahını aldım. Onu ve Polat Alemdar'ın sağ kolunu öldürüp hücreden kaçmayı başardım. Memati öldü mü? Hayır, Erhan ve Abdüley. Doğu Bey'i haber verin. Tim'i çağır. Emredersiniz efendim. Evine gelen Tilki Andrey'miş. Tilki kümese girdi. Вам я только могу рассказать про него по словам его людей, так как у меня не было возможности познакомиться с ним лично. У них, как и у нас, самое главное – послушание. Все люди беспрекословно подчиняются всем его приказам. В команде он единственный. Его место заполнить просто невозможно. Мемати, Абдулей и Иран уважают. Но лидер – Палат Алемдар. Он готов подставить себя под пулю, настолько он отважен. Чтобы меня словить, он подставил мне приблизительно точно такую же ловушку. Если бы секундой раньше я бы смогла бы выстрелить, то бы он заплатил за это смертью. А как ты будешь за свои платить ошибки? Я согласна, что я провалила операцию. Но это связано с тем, что Ахыскалы и команда неправильно меня направили. В том, что ты провалилась, никого не вини. Nerede kaldı Tim? Oyun ortaya çıktı. Tilki anladı. Ты думала, что они выпустят тебя из рук? Мы тебя готовили, чтобы ты была такой глупой. Ты раскрыла все наши точки. Что ты смотришь мне такой глупой в лицо? Прибор слежки внутри пистолета.
Что это? Не настоящий пули. Кровь была. Они играют в игру. Конечно, будет кровь. Больше такой ошибки. Отлично, Ойнем. Я Ивини Ягар. Я Кендини. Takım komutanı, beni duyuyor musun? Evet. İçeri. Atay seni. Adamı sağ ele geçir. Anlaşıldı efendim. Asansörlerim, merdivenleri. Biriniz görecek. Sen de burada kal. Görüntü niye gitti? Aletlere dikkat edin! Efendim, görüntü geldi. Nereye gitti bu?
Kız öldü. Şahıs evde yok. Adam binada. Her yeri arayın. Onu sağ istiyorum. Buradan çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Buradan çıkmayacak. O sigarayı bana getirin. Her yeri arayın. Bütün katları, daireleri, asansör boşluklarını, çöp konteynerlerini, çatıyı, garajı, her yeri. Efendim biliyorum. Hala binanın içinde. Mahalleyi ayağa kaldırdınız, bir şey bulamadınız Esat. Biraz daha zamana ihtiyacımız var efendim. Sana gün ışıyana kadar mühlet. Sonra mahalleyi terk edin. İnsanları tedirgin etmenin alemi yok.
sahibini yollayın Esat. Emredersiniz. Bize niye yollamışlar ki abi? Bizim için hazırlanmış ki bize yollamışlar Memati. Abdül, Rus sigarası mı? Sarma sigara. Yok, tütünü soruyorum. Rus tütünü mü, Bitlis tütünü mü? Ben ne bileyim Erhan. Mesele tütününde değil Erhan. Nereden baksan 200-300 kelimeyle mükemmel Rusça konuşuyordun. Kendi uydurduğun bir yalanı söylemek, başka bir ağızdan işitilip tekrarlanmış bir gerçeği söylemekten hemen hemen daha iyidir. Birinci ihtimalde sen bir insansın. İkincisinde ise bir papağandan hiç farkın yoktur. Ve şöyle bitiyor. Sen kimsin? İnsan mı? Papağan mı? Abi bize mi söylüyorsun? Oradan mı okudun? Hadi hepsinden birer kelime öğrendin abi. Atasözü gibi bir şey. Bunu nasıl çevirdin? Ezbere bildiğim pasajı olmamış. Tilki hala orada.
Bana mekanın krokilerini getirin Abdüley. Tamam abi. Hay Allah. Unuttuk kızı aramayı. Hadi Elif, inat etme, aç şu telefonu. Gerçekten çok işim var Elif. Gelmeyecek bu. Çok mu üstüne gittik nedir? Sen kaybedersin. Her yere baktık efendim. Kuş olup uçmadıysa mekanı terk etmedi. Terk etmedi de nerede? Araştırmayı sürdürebilirsek. Gün aydınlanacak birazdan. Çekilin. Yine de burada birkaç sivil araç kalsın. İki gün tedbirimiz olsun. Emredersiniz. Burayı boşalt. Emredersiniz. Polis tahkikatı yapmadan kızın dairesindeki bütün cihazlarımızı temizleyin. Emredersiniz efendim. Nasıl kaybolduğunu bilmiyorum. Ama belli ki onu takip edenleri takip ediyor. İzini kaybettirmek için birkaç saniyeliğine kendisini takip etmelerini istememiş. Odadan çıkışını sürpriz yapmış. Belli ki oyun oynamayı seviyor. Daireden çıktığında asansörlerin riskli olduğunu biliyordu. Demek ki Tim'in geleceğini de hesapladı. Kendisine aşağı iniş yolu olarak çöp yolunu seçti. O kadar katı kayarak sırtı parçalanmasın diye kapılardaki paspaslardan birini alıp sırtına yastık yaptı büyük ihtimalle. Çöp konteynerinden hızla garaja geçmiş. Garaj.
garajda kendisine bir keklik seçmiş. Bagajda saklandı. Aynen öyle. Elif hakikaten tilki Memati. Garajı aradıklarında yakayı ele verirdi bagaja saklanması. Üstelik aracın sahibi hiç kimse. Yani gönüllü kurye. Risk sıfır. Oradan nasıl çıktı abi? Varacağı noktaya kadar kendisini götürmesine izin verecektir. B, trafik durduğu anda bagajdan çıkacaktır. Bagajı nasıl açacak ki? Biraz gürültülü olacak. Frene bastıracak kadar. Adam Ağızkan'ın altı mı üstü mü abi? Bu adam Ağızkan'ın çok üstünde Memati. Hem silah, hem silahı tutan el. Bizim için mi geldi abi? Sorulacak soru Tilki Andre'nin niye geldiği değil, nereye geldiğidir. Tilki geldiğine göre Ruslar toplanacaklar. Hazırlıklı olalım Memati. Olmaz. İstemiyorum sizi canım. Herkes kendi yoluna. Ayıp oluyor Mehran. Biz de senin mekanda çökmesini biliriz. Ulan çökertme Nevzat. Dedenin anlamı çöküyorsun. Benim mekanım nezih bir işletme. Oraya gelmen için sınıf atlaman lazım. Onu ikiden attılar. Ben bitirdim beşi. Nerede bitirdin lan? Allah'ım. Erhan, ben senin yerinde olsam hayatta almam bunları içeri. Senin mekanına bile sahte para verirler. Kendi mekanımıza bir de para mı vereceğiz? Oğlum beni sokakta görseniz selam vermeyin. Ben sizi tanımıyorum. Hele yanımda bronz tenli bayanlar varsa hiç tanımıyorum. Çakal dönem bitti. Sülün dönem başladı. Bir yere kaybolmayın. İşimiz var. Sülünlere veda. Erhan Hemingway. Alır mısın Safiye? Mersi. Mersi. Thank you.
Ben de seninle gelebilir miyim? Nereye? Polat'a mı? Evet. Onun yanına gitmiyor musun? İşimiz var Safiye. İyi işte. Benim işim yok. Burada oturup duruyoruz. Binlerce iş var kızım. Yeter ki sen iste. Ama ne iş? Falancaları davet edelim. Falancalara gidelim. Falancaların resepsiyonu var. Falancalara kokteyl verelim. Aa, yok teşekkür ederim. Ben bilgisayarımın başına döneyim. Safiye'ye bir şeyler bulmak lazım. Çok yalnız kaldı. Yanında bir şey söylemiyorum ama ne kadar isyan etse haklı. Safiye'yi kendi hayatımızın içine mahkum ettik. Zevkleri vardı. Hiç değilse fotoğraf çekiyordu. Şimdi bu tabloda neyin fotoğrafını çekecek? Yine de bilgisayarda tanımadığı insanlarla konuşması gerekmez. İçinde bulunduğu durumu en iyi o biliyor. Gerçekten Samuel midir Kılıç? Of, ne vardı o kadar içecek? İçkiden mi beklemekten mi başını ağrıyor? Ay, ne yapacağım hiç bilmiyorum Canan. Ne yapmak istiyorsun ki? Canan, tercihlerimden şikayet etmiyorum. Ama acaba doğru şeyi mi tercih ettim? Sadece arayacağım demiş, aramamış. Yarın geleceğim diyecek, gelemeyecek. Bu neyi değiştirir ki? En azından beni değiştiriyor. Acaba suyun akışına kendimi fazla mı kaptırdım? Elif, aslında buraya gelmende, yerleşmende, güvenliğin haricinde hiç mi başka bir temenni yok? Nasıl bir temenni? Şöyle bir temenni. Polat'ın yakınında olmak. Gelmese bile aklının sende kalmaz. Arayınca da cevap vermiyorsun ya. Sonra sana alışmasını sağlamak. Gelmeyince bile vicdanını sızlatıp seni aramasını sağlamak ve... Bilmiyorum. Polat'ın da aşık olmasını istiyorsun. Bence aşık. Ama senin kadar aşık olmasını istiyorsun. Belki benim kadar değil de benim gibi bir aşık olmasını istiyorum. Sen nasıl bir aşıksın ki? Bilmiyorum, göreceğiz. Üf, boş ver beni, konuştukça içim daralıyor. Sen ne yapıyorsun, bizimkiler ne yapıyor? Hala Elif cephesi son sürat devam ediyor mu? Yok ya, cephe mepe olduğu yok. Herkes kendi derdine düşmüş. Hikmet abiye canım sıkıldı. Ne oldu ki? İşleri kötü gidiyormuş. Ama bak benden duyduğunu söylemek yok. Yok söylemem. Borç almış sağdan soldan, ödeyememiş. Dükkanı kapatıp başka bir iş mi baksam diyordu. Ben biraz destek çıktım. Ya işte bunlar böyle ya. Beni üzmek için yapıyorlar. Benim bir derdim olsa herkesin haberi oluyor. Hikmet abinin derdi olunca en son ben duyuyorum. Aman şş. Nerede bu Allah aşkına? Burayı görüyor mu yoksa bu? Aklında olsun. Belki bir gün zengin olursun. Vakıf kur. Sosyal işlerle uğraşıyormuş gibi görün. Sıkılmak için bir tek saniyen olmaz.
vakıf mı? Çantayı vermesi gerektiğini Lazia'dan daha iyi kim bilecek? Yaşlı kurt çantayı kendisine hayat sigortası yapmış. Çantada bütün sırlarımız var. Lazia'da kalmamalı. Kalamaz. Henüz briefingleri bitirmedim. Eksik iki çanta daha var. Halil İbrahim Bey ve Sayın Vanunu'dan çantalar geldikten sonra Lazia'dan da çanta gelecektir. Ben tam anlatamıyorum galiba. Lazia ölümü pahasına çantayı vermeyecektir. Ben de o zaman Lazia'yı bir kere öldürmem, her gün öldürürüm. Nereye baba? Emeklilik sigortası yatırım ya Nesrin. Kılıç konseye geri çağırmak için mi geldi baba? Bundan sonra bağ kurumu yatırmayacaklarmış. Ben yatırmaya gidiyorum. Dobra pozhola. Почему нам не сказали приезда? Я на пару не приехал. Какой сезон в Стамбуле самый красивый? Весна. Ben kışı severim. Her türlü pisliği örter. Bahar insanları miskinleştirir. Moskova'da bir sıkıntı mı var? Yok. Türkiye'de bir sıkıntı mı var? Kısa zamanda büyük yol kat ettik. En büyük düşmanımızı Mehmet Karahanlı'yı yok ettik. Siz mi yok ettiniz Karahanlı'yı? Bize karşı başarısızlığı yüzünden öldürüldü. Ne başarısızlığı? Amerika burnumuzun dibine kadar geldi. Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan, şimdi Özbekistan, Belarus. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler bu kadarını başaramamıştı. Her dönem Türkiye bizim için çok önemli hayız kalıyor. Anlamıyor musun? Anne ben vakfın başına geçeceğim. Nereden çıktı kızım şimdi bu? Anne galiba internette konuştuğum adam Samuel. Bir daha bunu yapmanı istemiyorum Safiye. Bir daha o internete falan girmek yok. Anne o beni tuzağa düşürmek istiyorsa ben de düşmüş gibi yaparım. Onu tuzağa düşürürüz. Kızım bu konuyla uğraşmasan artık. Anne babamın kurduğu vakıfların hepsi Samuel'in yönetiminde. Bana güya diyor ki sen niye vakıfların başına geçmiyorsun? Ben de geçeceğim. En yakın mesai arkadaşım kim olacak? Samuel Vanunu. Her çalıştığımız gün babamın katillerine bir adım daha yaklaştıracak. Ya biz de bu işleri hiç beceremeyiz ama. En son ezberi ilk mektepte verdim Sayın Baronum Can Polat. Bizimki daha kolay. İmtihan yok, sözlü yok. Ah, bir müsaade etsen de şu köşede otursam. Samuel kardeşi sınava çektiğinde. Çanta. Hüsrev Ağa'dan bakıyor. Benim yazılı evrakla yaptığım iş yok. Ama çantayı bizim Süleyman'a bir okuttum.
Yahu 100 senedir bu memlekette kim hangi hatırla, hangi katırla toz taşımış? Hepsi var. Ya yolda ne düşündüm? Tozdan bina yapıyorlar. Adını camdan koyup plaze diyorlar. Biz Moskova'dan istediğimiz desteği alamıyoruz. Kaç kez buradan rapor yolladık. Hiçbirinin cevabı gelmedi. Türkiye'deki prestijimizi arttırmamız için yatırımlar önerdim. Hiçbiri kabul edilmedi. Önerdiğin adamlar Kremlin tarafından reddedildi. Neden? Çeçenlerle bağlantıları yüzünden. Çeçenlerin en büyük liderlerini öldürdüm. Beni bununla mı suçluyorsunuz? Sen öldürmedin. Benim adamım öldürdü. Şimdi nerede? Polat Alemdar'a düzenlediği operasyon başarısızlıkla sonuçlandı. Öldü. Hiçbir dönemde Türkiye'de anti-Amerikancılık bu kadar yüksek olmadı. Sen bunu Rus sempatisine çeviremeyip Moskova'yı mı suçluyorsun Ahıskalı? Daha başarılı olmak için planlar yapıyorum. Örnek ver. Polat Alemdar'ı yok edeceğim. Ve bir daha asla toparlayamayacaklar. Polat Alemdar'la hiç karşı karşıya geldiniz mi? Hayır. Rusya'da derler ki, eğer bir adamla vodka içmemişsen, onunla asla düşman olma. Konseye özel yerde toplantı olacağını bildirdi. Hemen. Sana karşı biraz mahcubum. Yahu bu kirve yüzünden işlerle pek ilgilenemedim. Elimi kolumu bağladı. Çok para kaybettik. Ama inşallah bundan sonra rahatlarız. Dünyada 5 milyon insan uyuşturucu ekimi işinde çalıştırılıyormuş. Doğru mu? Oo, dediğinden çoktur. Çok şükür bizim memleketimizde Afyon sadece il olarak var. Onun da tek beyazı kaymağı. Biz uyuşturucu işinde daha çok aracılık yapıyoruz. Afganistan'ın 5 eyaletinde Helmand, Kandahar, Uruzgan, Nangarhar ve Kunar'da Afyon tarlaları vardır. Burada toplanıp kötü şartlarda işlenen mallar 3 yoldan dünyaya yayılır. Birinci yol Rusya üzeridir. İkinci rota İran ve bizim üzerimizdendir. Üçüncü ise Pakistan, Peşaver ve Karaçi üzerindendir. Bu yolların en zoru İran ve Türkiye'dir. Artık bu yollar pek güvenlikli değil. Son 1-2 yılda Türk polisi çok büyük miktarda mal yakaladı. Bu da diğer yolların, özellikle Rusya'nın şansını çok arttırdı. Eskiden bizim profesörler çok iyi eroin üretiyordu. Ne oldu o iş? Artık eski profesörler yok. Güneydoğu'nun ünlü imalathaneleri yok oldu. Şimdileri İstanbul'un varoşlarında bazı imalathaneler var. Ama eskisi gibi değil. Peki Afganistan işgal altında. Uyuşturucu üretiminde azalma olmadı mı? Vallahi o tuhaf sakallı, tuhaf giysili adamlar. Neydi onlar ya? Taliban. Ha, Taliban. Onların zamanında, yani 1996-2000 yılları arasında üretim %95 azalmıştı. Bunu söyleyen de Birleşmiş Milletler. Yanlış anlamayın ha, ben değilim. Şimdi yine o rapora göre, yani işgal altındaki Afganistan'da uyuşturucu üretimi
%1460. Amerika Vietnam'da yaptığını yapıyor öyle mi? Uyuşturucu en güzel üniformanın gölgesi altında taşınır. Sayın Baronum Can Polat, ben bu uyuşturucu işinden bıkmışım. Tabii ki yine senin emir ve direktiflerin neyse onu harfiyen yerine getiririm. Ama artık biz bu işi yapan değil, bu işin ayakçısı olduk. Peki ben sana, gel bu beyaz işini senden alıp başkasına devredelim desem. Rahmetli hanımın duası sana yeter. Ne diyeyim? Mazot işine hakim misin? Kara, benim işim. Ben o işin fizik kimyasını hazırlayayım, sana getireyim. Herkes kaçak mazot işine girmiş. Hiç tahmin etmeyeceğin kadar ünlü iş adamları yapıyor. Hele bir kalantorun adını söylesem, hadi canım demezsem ben de hiçbir şey bilmiyorum. Kim? Böyle gidip geliyorsunuz mahcup oluyoruz Ömer Baba. Biz müsait olduğunda sizi aldırsak daha münasip olmaz mı? Yok evladım. Bir şikayetimiz yok. Sen selamımızı söylüyorsun değil mi? Söyledim. O da sizi çok özlemiş ama bir türlü imkan olmadı. Nasip. Kimler var bu işte? Bana da bir gazeteci senin gibi bir mikrofon uzatsa 30 seneden sonra itirafçı olacak. Ömer Baba? Babanız mı? Ya gelmişken biz de bir elini öpelim. Toplantım varmış evladım. Çayını içtik dönüyorduk. Eğer vaktiniz varsa bir çayda birlikte içelim. Sizi buralara kadar yoruyoruz. Yo, estağfurullah, estağfurullah. La Süleyman. Ben babası dedim ama. La babasının ödünü unutmuşum. Lan niye kaş göz yapmıyorsun? Yaptım dayı. Arı gibi kaş göz yapıyorsun. İnsanı karıdan soğutuyorsun Süleyman. Buyurun. Geldiğinizi her duyduğumda yanınızda olmak istedim ama... Biliyorum evladım. İşlerin ağır. Ağır olduğu için de seni burada bu dört duvarın içinde yalnız bırakmak istemedim. Teşekkür ederim. Biraz boyumuzdan büyük işlere girdik. İnsan kendi ölçüsünün üstünde yük kaldıracak ki bir işe yarasın evladım. Yoksa her gün pazardan insanlar kilo kilo zerzevat taşıyor. Beni güzel sözlerinizden hiç mahrum etmeyeceksiniz değil mi? Ne kadar büyük yüklerin altına girsem bile. Dost hatırlanmaz. Hatırlatır evladım. Gelir doğruyu, yanlışı, iyi, güzeli söyler gider. İster misin sana Hazreti Ömer'in bir hikayesini anlatayım? Lütfen.
Hazreti Ömer halife olduğunda parasıyla bir adam tutar. Adama her gün bir akçe vereceğini söyler. Adam görevin ne olduğunu sorunca, her gün bana gelip ölüm var Ömer diyeceksin der. Adam uzun zaman boyunca gelir, ölüm var Ömer der, altın akçesini alır ve gider. En nihayetinde bir gün adam yine vazifesini yapar, ölüm var Ömer der, altın akçesini alır. Ve Hazreti Ömer der ki artık gelme. Niye? Artık gelme çünkü ölümü unutmam der adama. Sakalındaki ilk akı aynada görmüştür o gün. Bana her gün öleceğimizi hatırlatır mısınız Ömer baba? Gerek var mı evladım? Saçlarına çoktan kır düşmüş. Ellerinle herkese çay içiriyor musun Hikmet abi? Bir buna içiremiyorum. Oğlum, benim elimden istemiyorsan kalk kendin doldur. Canım istemiyor abi. Boş ver onu Hikmet abi. Bahar mı çarptı, aşık mı oldu nedir? Hayali fener gibi dolanıyor ortalıklarda. Sen ne zaman geleceksin eve ziyarete? Dükkanı çok boşladık Elif. Bir süre gece gündüz çalışırım. Dışarı çıkacak halim yok. Canan anlattı. Çok gücendim sana. Ne anlattı? Elin madem darda neden bana söylemiyorsun Hikmet abi? Ben senin kardeşin değil miyim? Değilsin. Ne demek şimdi o? Senin bir gelirin mi var gelip seninle para sıkıntımı paylaşayım? Sıkıntı bu abi. Çözebilirim çözemem. Ama bilmek isterim. Benim derdim gün oluyor, herkesin ağzında sakız oluyor. Senin bile derdini en son ben mi duyacağım? Sen önce kendi dertlerini çöz, sonra başkalarının dertleriyle dertlen Elif. Bak, ben dediğim gibi yapmadım. Attım. Senin batmanın çıkması da yok. Ben ne yaptım size Allah aşkına ya? Hepiniz birden üstüme geliyorsunuz. Sen gelip bana kontes kontes, bir sıkıntın varmış, niye söylemiyorsun? Hallederdik canım. Diyecek insan mıydın Elif? Demem artık, olur biter. Gidiyoruz Eren. Ben gelmiyorum abla. Benim artık seni koruyacak gücüm kalmadı. Sayın Nizamettin Güvenç, yeni ceza kanunu kamuoyunda çok tartışılıyor. 1 Haziran'da yürürlüğe girmeden önce yeni Türk Ceza Kanunu hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? En başından başlayalım isterseniz. Kamuoyuna yanlış takdim ediliyor. Yeni olan sadece Türk Ceza Kanunu değil, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu da yeni. Maddelerin değişmesi veya bazı maddelerin çıkarılıp yenilerinin eklenmesi mühim değil. Mühim olan 1 Haziran 2005 itibariyle Türkiye'de bir zihniyetin değişmesi. Eski ceza hukukunu açtığımızda başlangıç hükümlerinden hemen sonra devlete karşı işlenen suçlara yer verilirdi. 1 Haziran'dan sonra ise başlangıç hükümlerinden sonra bireye karşı işlenen suçlara yer verilecek. Yani diyebiliriz ki devlet birey ilişkisinde artık asıl olan birey olacak. Siz bu yasayı devrim olarak nitelendiriyorsunuz. Muhakkak eksikleri, muhakkak hatalı yönleri olacaktır. Ama bence bu yasa en azından zihniyet devrimidir. İzleyenlerin somut olarak anlaması için birkaç örnek verelim. Eskiden bireye karşı işlenen suçun en büyüğü, yani cinayet için öngörülen ceza 24 yıldan başlıyordu ve 30 yıla kadardı. Şimdi ise kasten insan öldürmenin cezası müebbet hapistir. Başka? Mahkemeler şimdiye kadar cezaları yetersiz gördüğünde hep tutuklamayı tedbirden ziyade
bir nevi ceza olarak uyguladılar. Şimdi tutuklamanın şartı zorlaştığı gibi hakimlere tutuklamanın dışında hükümlüleri kamu hizmetinde çalıştırma, belli bir meslek öğrenme, bazı kamu hizmetlerinden mahrum etme gibi seçenek yetkisi verildi. Eskiden baklava çalan çocukların acıklı hikayesini konuşurduk. Artık hakimler değersiz şeylerin çalınmasında ceza vermeme yetkisiyle donatıldı. En azından böyle haberler Türk toplumunun gündeminde olmayacak. Yasa polis çevresinde tepkiyle karşılandı. Normal. Alışkanlıkların değişmesi kolay değil. Ama özellikle emniyet, yeni sistem oturduğunda büyük ölçüde rahat edecek. En azından üstlerinden baskı kalkacak. Sanıktan delile yöntemi artık Türkiye'de tarih olacak, delilden sanığa ulaşılacak. Ve işkence, kötü muamele, suistimal iddiaları büyük ölçüde ortadan kalkacak. Artık işlenen suçlarda bizzat Cumhuriyet savcıları olaya el koyacak. Bildiğim kadarıyla 10 yıl, 20 yıl süren davalarda artık haber konusu olmayacak. Çünkü hakim savcı sayısı arttığı gibi artık mahkemeler bir dosyayı bitirmeden diğer dosyaya bakmayacaklar. Ve ortalama davalar çok kısa zamanda neticelenecek. Bunun için altyapının oluşmasına zaman var. Artık son temyiz makamı Yargıtay değil. Türkiye imzaladığı sözleşme neticesinde son temyiz makamı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kabul etti. Konu açılmışken terörist başı Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanma süreci... Yeniden yargılanma değil. Bu toplum için hassas bir konu. O yüzden doğru bilgilendirmek lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adli yargılanma hususunda bahsettiği konular usule ilişkin. Bu dava bin kere görülse bile sonuç yine aynı çıkacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, verilen hukuki kararın Türkiye'de büyük siyasi olaylara zemin oluşturacağıdır. Samer Vanon'u içeri al Abdülay. Abi, bir şey sorabilir miyim? Bu Avrupa Birliği'nin madem hiç hayırlı bir tarafı yok, neden biz oraya girmeye çalışıyoruz? Kimde de hayırlı bir tarafı yok Abdülay. Girip girmemek önemli değil. Avrupa Birliği'nin önerdiği kriterler insanca yaşamak için önemli kriterler. Bizi yönetenler hiçbir zaman egemenliği ve zenginliği halka, vatandaşına vermedi. Şimdi vatandaşın en azından bunu talep etme hakkı var. Bak abi, onun sayesinde bizi yönetenlerden birini sıradan vatandaş olarak kapıda bekletme hakkını sana verdi. Özür dilerim abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Siz gelmeden önce televizyonda Nizamettin Bey'i izliyordum. Ceza kanunu mu? Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim size anlatacaklarımdan sonra bence Nizamettin Bey'in sempatik çabasının hiç önemi yok. Tilki Andrei burada. İstanbul'da. Sizinle bir araya gelmemin sebebi Kremlin'in Türkiye'deki çalışmalarımızdan rahatsız olduğu için en önemli adamlarından birini buraya yollamış olması. Amerikalıların Türkiye'de 100 yıldır faaliyeti var. Biz daha ne yapalım? 1989'dan bu yana Türkiye'de kat ettiğimiz mesafeyi nasıl beğenmezler? Bence konu farklı. Tilki Andrei'nin başını çektiği ekip bizi tasfiye etmek istiyor. Bizi öldürmeye mi gelmiş? Bunu başarmayı çok isteyecektir. Kim kimi öldürüyor? Bu işler çocuk oyunu mu? Tilkinin gireceği kümes,
boğca tavuk. Ne zamandan beri kurtlar kümese folluk olmuş. Elinizdeki liste dünyaya hükmeden kuruluşların listesidir. Dışında NED yani Ulusal Demokrasi Vakfı'nın ki CIA ile içli dışlıdır Gürcistan'daki sivil ağı. CIPDD serbest pazar ekonomisi propagandası için desteklenmektedir. CRICH bilgisayar ve haberleşme olanaklarını artırmak için desteklenmektedir. IWPR ABD ve İngiliz konukların gezi programları için desteklendi. GUDP siyasal yapılanma için destekler verildi. GAWB, kadınların örgütlenmesi için katkılarda bulunuldu. PRSGP, Saydam Devlet Projesi için desteklendi. CAG, siyasi danışmanlık için destek verildi. PSI, kurulan yeni şirketlere siyasal danışmanlık için katkıda bulunuldu. CCC, insan haklarının geliştirilmesi için desteklendi. Trilater Komisyon. 350 üyesi olan bu komisyon 1973'te David Rockefeller tarafından kurulmuştur. Başkanların üye olduğu organizasyon olarak bilinir. Carter döneminde gücünün doruğuna ulaştı. Biz de o zaman üye olduk Trilater Komisyonu'na. Bilderberg. Dünya hükümeti olarak da bilinir. Soğuk savaş döneminin ürünüdür. 1954'te kurulmuştur. Amerika ve İngiliz hegemonyasını dünyaya yaymayı amaçlar. Adını ilk toplantısını gerçekleştirdiği Hollanda'nın Bilderberg Oteli'nden alır. Üyeleri dünyanın siyaset, finans, uluslararası ilişkiler, ekonomi alanında önde gelen isimlerdir. IMF ve Dünya Bankası yöneticileri değişmez konuklarıdır bu toplantıda. Her daimi üye toplantıya iki kişiyi de getirme hakkına sahiptir. Her sene toplantısı değişik bir ülkede olur. Toplantılar ve gizlilik esastır. Konuşmalar dışarıya yansıtılmaz. Aldığı her kararı her ülkeye dayatma gücüne sahiptir. Bu toplantılara katılanların önleri mutlaka açılır. Sadece siyasi kararlar alınmaz. Ekonomik kararların yanı sıra büyük ortaklıklar da buralarda kurulur. Türkiye'den katılanların listesi var mı? Var. Burada en önemli unsur bir adamı dünyanın herhangi bir yerinde bir göreve getirmek için tam teslimiyet şartı aranır. Bu teslimiyet ihlal edildiğinde şahıs çoktan tarih olmuştur. Ford Vakfı, Carnegie Vakfı, Rockefeller Vakfı, Amerikan İş Adamlarının Örgütü CIPE, George Soros'un Açık Toplum Enstitüsü, Rand Corporation gibi think tank kuruluşlarıyla yakın ilişkisi vardır. Bu vakıflar bizdeki vakıflar gibi değildir. Ford Vakfı'nın serveti
3.320 milyar dolardır. Rockefeller'ın 11 vakfının serveti 1.1 trilyon dolardır. Mellon'ların 9 vakfının toplam serveti 372 milyon dolardır. DuPont'ların vakıflarının serveti ise yarım trilyon dolardır. Bu vakıflar sadece demokrasi ihraç etmezler. Aynı zamanda ekonomide de kullanırlar. Örneğin Ford Vakfı'nın en birinci özelliği borç vermesidir. Tabii faiziyle. Üstelik kazancın vergisi de yok. Hem para kazanıyorsun, hem de yardımsever, saygıdeğer gibi ünvanlar taşıyorsun. Amerikan hazinesi NED, yani Ulusal Demokrasi Vakfı'nı el altından destekler. Bunun yöneticilerinin çoğu eski CIA görevlisidir. Amerika'da vakıf, yani NGO enstitü, merkez adı altında örgütlenmiş, legalize olmuş kurumlar CIA adına çalışır. NED dün Nikaragua'da, Kolombiya'da, bugünse Venezuela'da işler çevirmektedir. Günümüzde sihirli sözcükler demokrasi, özgürlük ve insan haklarıdır. Bu kılıf altında her şey yapılır. En iyi propaganda, hiç propaganda yapmıyor gibi davranmaktır. Stratejisinde daima zeka vardır. 1990 yılında Amerika, Almanya ve Japonya sanayileri karşısında gerilemeye başlamıştı. Uzmanlar ABD sisteminin çökeceğini öngörüyorlardı. Ama Amerika ne yaptı? Klasik sanayiden, ticaretten uzaklaştı. Stratejik silah sanayine ve başta petrol, doğalgaz olmak üzere enerji kaynaklarına yöneldi. 1990'da dünyanın en büyük borçlu ülkesi bugün tüm açıklarını kapatmaya başlamıştır. 10 yıl önce ABD'ye sürekli borç veren Japonya, bugün ABD'nin elinin altındaki enerjiye muhtaç hale geldi. Keza Çin de öyle. Amerika enerji imparatoru oldu. Yakıt, geleceğin dünyasında önemli bir yer tutacaktır. Saptamalara göre petrol, 2020 yılına kadar en önemli enerji kaynağı olmayı sürdürecek. Bu nedenle petrol ve petrol boru hatları güvenliği önemlidir. Petrol rezervinin neredeyse yarısı Orta Doğu ve Kafkasya'dadır. Ve Amerika bu nedenle sınırlarını artık Orta Doğu'dan ve Kafkasya'dan başlatmakta. Bu birikime kaç yılda ulaştınız? Neredeyse Amerika'nın tarihiyle yaşıt. Ben, babam, babamın babası, babamın babasının babası ve onun babası. Peki sizden sonra? Bildiğim kadarıyla çocuğunuz yok. Benden sonra nasılsa dünya eskisi gibi olmayacak. Benim bildiklerimi çocuğumun bilmesine gerek olmayacak. Dolayısıyla çocuğa da gerek olmayacak. Bütün toplantı boyunca ne düşündüm biliyor musunuz Samuel? Sizin bizim için ne kadar önemli olduğunuzu. İyi ki varsınız. Türkiye Andre ile nasıl uzlaşabiliriz Sadri? Bizi yanlış anlatmışlar belli ki ona. Türkiye'nin her yerinde, her alanında gücümüz var. Ne başarısızlığı? Anlamıyorum ki. Polat Alemdar mı bizim hakkımızda dezenformasyonda bulunuyor? Polat Alemdar'ın ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. O ve konseyi bizim düşmanımızdır. Tabii ki ellerinden geleni yapacaklar.
Ben de Sadri gibi düşünüyorum. Tilki Andrei ile uzlaşabiliriz. Moskova'ya derdimizi daha iyi anlatabiliriz. Arkadaşlar, bu ülkede Moskov gavuru Rus yoldaşlarımız oldu. Buna rağmen Tilki Andrei bize gelip hesap soracaksa, ben bırakın elin gavurunu, babamın oğluyla bile uzlaşmam. Önerin ne? Savaşalım. Hem Polat'la hem Tilki'yle öyle mi? Öyle tabii. Moskova kalemimizi kırmışsa, biz de bizi yanlış anlamışsınız demesini biliriz. Tilki'yi öldürebiliriz. Bak yüzümüz güldü bile. Sizlerden özür diliyorum. Beni bu prostat mahvetti. Bu en güzel konuya 5 dakika sonra kaldığımız yerden dönelim. Tilki'yi öldürmek için planınız ne? Tilki'nin yanında bir adamım var.